Yayınıma hoş geldiniz. Özellikle sizlere Karabağ'da saldırılar neden oldu? Azerbaycan'a özellikle Tak bölgesinde neden bu kadar hırçın bir saldırı gerçekleşti? Bu konuya değineceğim. Özellikle değineceğim konudaki analizim hiçbir haberde veya hiçbir makalede okumadığınız bu resmin arkasında aslında nelerin olduğunu gösteren bir durum. Birkaç gün önce Amerika Birleşik Devletleri'ne Azerbaycan'dan yüksek rütbeli bir kor general rütbesinde bir generalimiz ziyaret gerçekleştirdi. Özellikle Pentagon'a yapılan bu ziyarette tabii ki İsrail'le yapılan ilişkiler, İsrail'in özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobisi ve İran'la yaşanan gerilimde Azerbaycan'a olan teveccühün etkisi çoktu tabii ki. Basına yansıyan haberler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden etkili ve güçlü silahlar alınacağı ve ABD'den istihbarat anlamında da tabii ki anlık istihbarat yönünden bir destek talebinde bulunacağı söylendi. Ama ben bu resmi gördükten sonra bu resme Rusya'dan ve İran'dan bir şekilde bir tepki geleceğine %100 kaniydim. Çünkü neden? Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Ukrayna'da büyük bir harp gerçekleştiren ve birbirlerine karşı psikolojik savaş ve sıcak savaşı vekaletler yoluyla yürüten ABD ve Rusya, özellikle Rusya tabii ki bu savaşta kendisi içinde olmasına rağmen Ukrayna'da ABD'nin vekaletindeki Ukrayna ordusuyla savaşıyor. Ama şu bir gerçek ki şimdi Azerbaycan gibi Rusya'nın devamlı arka bahçesi olarak baktığı, daha önce kendisine bağlı olduğu için Sovyetler döneminde hala parçası olarak gördüğü bir ülkenin kendi hasmıyla hem de askeri anlaşma için Amerika Birleşik Devletleri'nde olması tabii ki Rusya için kabul edilemez bir şeydi. Özellikle Ukrayna'da zor durumda kalan ve Ukrayna'da büyük bir kayıp yaşayan ve gücü tabii ki tükenmeye başlayan ve eski gücünden uzak olan Rusya, caydırıcılığı yönünden de büyük bir hasar aldı. Ama ne var ki, özellikle Rusya buna bir cevap vermeliydi. Rusya özellikle Türkiye ve Azerbaycan'la kötü olmadan bir cevap vermeliydi. Ne oldu? Aynen, Brüksel'de Paşinyan, Aliyev ve Michel'in yaptığı görüşmelerden sonra ne olduysa daha sert oldu. Özellikle Avrupa Birliği ile yapılan görüşmelere Kremlin'den gelen açıklama ibretlikti. Kremlin yaptığı açıklamada şu şekilde söylüyordu. Michel, Aliyev ve Paşinyan'ın yaptığı görüşmeye biz bu toplantıları dikkatle takip ediyoruz demişti Rusya. Yani çok ilginç değil mi? Biz bu toplantıları dikkatle takip ediyoruz. Şimdi bu şekilde bir ifade şudur. Biz bu toplantılardan rahatsızız anlamında ve bu toplantıları dikkatle ediyoruz, gerekeni yapacağız anlamında. Evet, o görüşmelerden sonra inanın kelbecere özellikle Brüksel'de ben ne kadar barış istiyorum dese de Paşinyan hemen akabinde saatler sonrasında kelbecerde bir keresinde çok şiddetli bir saldırıya maruz kaldı Azerbaycan mevzileri. Şimdi anladınız mı? Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Pentagon'da Azerbaycanlı kor generalin ABD'li bir askeri generalle beraber yaptığı toplantı görüşme Rusya için büyük bir kırmızı çizgiydi. Düşünün, daha önce kendi paktına bağlı Sovyetler Birliği'nde bir parçası olan ülke artık açıkça Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor, işbirliği yapıyor ve askeri anlaşmalar için bulunuyordu. Bu tabii ki Rusya'nın kırmızı çizgisinin aşılmasıydı. Dediğim üzere bu konuda Rusya özellikle müttefiki Hindistan ve tabii ki İran'ın o bölgede geliyorum Suriye'de ve şu anda orada bir şekilde müttefik Rusya. Gizli müttefik İran'la orada ama ne yaptı? İran'ın verdiği SİHA'lar, özellikle Hindistan'ın verdiği roket sistemleri, Pigata roketleri ve birçok silah sistemi İran SİHA'ları ortak bir şekilde top ve havan atışlarıyla beraber Azerbaycan mevzilerine saldırdılar. Ciddi bir saldırı. Bu saldırının neticesinde Azerbaycan ordusunun ne kadar tedbir alırsa alsın güçlü ve ani bir baskın sonucunda şehit vermesinin önüne geçilemedi. Azerbaycan bu durumu anlamıştı. Yani kendisinin batıya açılımı özellikle İsrail ilişkileriyle Amerika Birleşik Devletleri'nde İran'la yaşadığı gerilimden dolayı kendisine yönelen teveccüh ve silah satımı ve ABD ekseninde yer alma durumuna karşı Azerbaycan'ın da bir NATO ekseni ve şemsiyesi altında hüviyete girmesine gerçekten kesin bir dille karşı olan Rusya,
kendisini öne atmadan, Türkiye ve Azerbaycan'la kötü olmadan Ermenistan içerisindeki işbirlikçileri ve orada şimdilik vekaleten bıraktığı, kendi yerine bıraktığı İran'la bu durumu idare etmeye çalışıyor. Hem ABD ile yapılan görüşme ve yakınlaşmaya sert bir cevap vermiş oldu. Bir taraftan da İsrail ile olan ilişkileri de İran bu şekilde bak yaklaşırsan şunu yaparım, Zengezur'a gelirsen bunu yaparım diyerekten Azerbaycan'a karşı tabii ki hiç komşuluk ilişkilerine uymayan ve büyük bir nefret barındıran durum sergiledi. Şimdi ne oldu? Bu gerginlik sonrası Azerbaycan ordusu ordu birliklerini özellikle Kelbecer başta olmak üzere Ermenilerle gerginlik yaşanan bölge ve Cebrail bölgelerine sevk etti. Hem Ermenistan'a hem de özellikle İran'a mesaj için yaptığı tatbikatta özellikle bu yapılan saldırıda karşı tarafı tahrik eden durumlardan birisiydi. Şimdi Azerbaycan bütün gücünü ve belli bir askeri gücünü sınır bölgelerine akıtmaya ve oraya yollamaya devam ediyor. Herkes bir terör operasyonu başlayacağına kani. Özellikle iki askerin, Azerbaycan askerimizin SIS dolayısıyla sınır aşarak Ermenistan topraklarında bulunması ve orada alıkonulması, tartaklanması ve feci şekilde işkenceye maruz kalmaları ve bunun sosyal medyaya yansıması da aslında Azerbaycan'ın direncini kırmak, bak size bunu yaparız, şunu yaparız mesajı vermek içindi. Azerbaycan askerimizin orada gerçekten çok büyük bir eziyete olmasına rağmen dik duruşunu ve vakarlığını koruduğunu gördük. Ama şu bir gerçek ki bundan sonraki süreç özellikle Azerbaycan'ın bir sinir harbinde olduğunu gösteriyor. Akıllı mantıklı politikalarıyla bilen Aliyev'in özellikle son tahriklerle Azerbaycan'ı büyük bir tahrike sokmak isteyenlerin olduğunu bildiğini düşünüyoruz. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada işkence gören askeri için uluslararası toplumu tabii ki göreve çağırdı. Ama ne yazık ki iş Müslüman ve Türk olduğunda işkenceye de uğrasa Avrupa'dan ve medeni dediğimiz o kuruluşlardan hiçbir şekilde ses gelmemekte. Şimdi bölgeden olacak. Muhtemelen bir terör operasyonu, belli bir terör operasyonu gerçekleşecek. Ve bu terör operasyonunda herkesin merak ettiği konu şu, Zengezur. Ben de şuradan bir parantez açmak istiyorum. Özellikle İran'ın denkleme girdiği ve Zengezur'da Ermenistan'la beraber Azerbaycan'a karşı çıktığı bir denklemde, Türkiye'nin de bu denklemde Azerbaycan'ın yanında yer alması ve fiilen bölgede kuvvet bulundurması, Azerbaycan'ın harekatı Zengezur'da yapmasının önünü açar. Özellikle Dağlık Karabağ denilen bölgede, işgalcilerin olduğu bölgede de Azerbaycan ordusunun belli bir genişleme ve ilerleme yaşayacağına kesin gözüyle bakıyoruz. Özellikle bu yapılan saldırıların arkasında gizli Rus desteğinin olduğunu anlayan Azerbaycan'ın mutlaka işgalcilerin olduğu Karabağ'da ek bazı adımlar atması da muhtemeldir. Ordularımız şu anda her an operasyonu hazır bir şekilde bekliyor. Ermeni tarafının sınıra birliklerini sevk ettiğini görmekteyiz. Özellikle yeni silahlarla kendilerine özgüven aşılasalar da askerlerinin Azerbaycan'la savaşmayı istemedikleri ve olası savaşta hızlı bir şekilde kaçma olaylarının ve firar olaylarının çok olacağı görüşü hakim. Çünkü TB2 SİHA korkusu onlarda gerçekten çok büyük bir yankı uyandırmış, etki yapmış. Bir de Akıncı DİHA onların kabusu olacak. Evet, bu resimden sonra eyvah dedim, bir şeyler deneyecekler mi acaba? Evet, bu resimden sonra Amerika Birleşik Devletleri ile temastan sonra ne olduysa Karabağ'da kıyamet kopmaya başladı. Yani birileri mesajı vekaletli yoluyla verdi. Evet, ben de Rusya'yı artık deşifre etme gereği duydum. Azerbaycan ABD görüşmesi Karabağ'ı karıştırdı. Asıl saldıran Rusya. Evet Rusya, birini seni deşifre etmesi gerekiyordu. Burada açıkça senin buradaki rolünü ve tabii ki pozisyonunu ne olduğunu haykırmak istedik. Evet, şanlı Azerbaycan gereken cevabı verecek. Mutlaka operasyonlar yapılacak. Türkiye ve Azerbaycan'ın sürprizlerine açık olsunlar. Güçlü Türkiye, güçlü Azerbaycan ve güçlü Turan için. Haydi değerli kardeşlerim, kanalıma abone olun. Lütfen bu yayını beğenin ve kanalıma katılmayı unutmayın. Özellikle arkadaşlarınızla arkadaşlar bu yayını paylaşın. Hepinize sağlık, esenlik ve güzellikler diliyorum. Hoşçakalın.